Oğlum, annenin bir tanesi. Üzülmeyin ya çocuklar, toparlarsınız. Ya nasıl üzülmeyelim anne ya? Toparlarız toparlamasına da yani. Bebeğim, geleceğiz üstesinden. Yani bu sosyal medya çok kötü oldu. Orada çok konuşuldu çünkü. O bizim yararımıza bir şey olmadı yani. Oğlum eskiden sosyal medya mı vardı Allah aşkına ya? Bakmayın şu ekranda sürekli yazılanlara. Hayır biz bakmayalım da insanlar işte çok bakıyor. O yüzden böyle yani mekanlarla ilgili yazıları falan da okuyorlar sosyal medyada ondan. Oğlum eskiden sosyal medya mı vardı? Evet. En güzel sosyal medya kulaktan kulağa olandı. Ben bir şeyi çok beğenirim, komşuma söylerim. Komşum çok beğenir gider, arkadaşlarına söyler. O çok beğenir gider, taksiciye söyler. Taksici müşterilerine söyler. Bu böyleydi. Bakıp durmayın şuna. Ona. Anladım. Doğru. Şey gibi, fısıltı gazetesi gibi. Ama işte mesela zabıta ekip söyledi. Kim bu? Zabıta. Aa. Burada yetkili kim? Benim. Buyurun. Sıraya mekan. Mekan hakkında çok sayıda şikayet var. Evet, bir takım yanlış anlamalar oldu. Düzeltiyoruz ama. Maalesef hakkınızda karar çıktı. Tedbir amaçlı mekanı kapatıyoruz. Ne? Nasıl kapatacaksınız? Biz tebligatımızı yapalım, kapıyı mühürleyeceğiz. Ne kadar süre kapama? Şu an için süresiz. Anlaşıldığı üzere hijyen koşulları ve havalandırma tertibatı yetersiz görünüyor. Ama kapsamlı bir inceleme yapılacak. İnceleme sonucunda çıkan karara göre tekrar açarsınız. Ama belki de açamazsınız. Ama böyle de konuşulmaz. Belki de açamazsınız diye. Evet arkadaşlar, biz de işlemlere başlayalım. Mühürü çıkaralım. Gel şu kapıya bir bakalım. Hep senin yüzünden oldu, uğursuz kadın. Geldin, halkla ilişkiler müdürü oldun, başımıza gelenlere bak. Sus! Uğursuz kadın. Hemen sus. Aa! Tripli. Of! Hay Allah, nedir bu başımıza gelenler? Anne, bence sen git. Streslisin çünkü bana da geçiyor stres. Karşılıklı böyle birbirimizi şişirmeyelim. İyi gelmeyeceğiz şimdi birbirimize. Tamam mı? Tamam çocuğum. Ben gideyim ama bir gelişme olursa bana haber verin. Tamam Sevim teyzeciğim. Ay görüyor musun sosyal medyada çıkan haber? Ne oldu? Lagabeyi gömmüşler de gömmüşler. Lagabeyi mi? Estağfurullah. Müdavimleri barmen Pablo'yu aradı. Bakın Pablo diyor, benden bahsediyor. İnsanlar beni istiyor yani. Sizin esameniz bile okunmamış. Gizem diye bir şey yok burada. Bir adet okunmamış esameniz var. Buyurun. Haddine bil. Derdine bak senin ya. Garson yok senin karşında. Patron. Şöyle ki, Lagabe'yi gömüyorlar şu anda sosyal medyada. Evet, yeni işletmeyi hiç beğenmemişler. Evet. Tabii bakın. Evet, öyle yani mis gibi böyle giydirmişler. Nasıl ya? Baksana. Evet. Ne oldu? Niye kimse sevinmiyor ki şu anda? Anlamadım. Ha? Niye kimse sevinmiyor biliyor musun anne? Lagavia'da herkesin alın teri var çünkü. Ha, sen de daha iyisi farkındasın değil mi? O açıdan bakınca tabii. Öyle bakınca evet. Lagavia şimdi kötü durumda. Burası da malum. Neye elimizi atsak kurutmuş gibi oluyoruz değil mi? Yani bir dayanışma şey yapmak lazım. Sizinle bile dayanışmaya girerim şu andaki zamanım gerçekten. Telefon. Özgür. Sevgilim telafi edeceğiz bunları. Lütfen üzülme. Ya biz bir aradayken her şeyin üstesinden geliriz. Ezgi üstesinden geliriz de. Şimdi paydos. Tamam. Bitti. Ne demek bu şimdi Özgür? İyi misin? Son noktaya koyalım yani. Sınamadık. Olmadı yani. Dok tutmadı. Ruhlarımız eşleşmedi diyelim. Pes ediyorsun yani. Abi bütün varımızı yoğumuzu buraya gömdük. Biliyorum Ozan. Biliyorum o yüzden kafayı yiyeceğim değil. Benim çok acilen gitmem lazım.
Uzaklaşmazsan alevler çıkacak ağzına. Özgür, nereye? Ezgi, şimdi sırası değil. İstemeden seni kırabilir. Biliyorum bu hallerini çünkü. Hem de nereye gidiyor? Uzaklaşmak istiyor muhtemelen. Sanırım Özgür legabe konusunda haklı. Taş yerinde varmış cidden. Ortam karışmış. Evet. Siz hiç merak etmeyin. Yani mekanın mührünü kaldırtmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Deniz, mührü kaldırtsak ne olacak? Özgür artık burayı istemiyor. Çekti gitti zaten. Ya Ozan, bıraksaydın keşke peşinden gitseydim. Yani inşallah gidip Tolga'yla falan başını belaya sokmaz. Ya hayır ya, merak etmeyin. Ya Tolga'yla konuşacak, buluşacak olsa legabeyi vermezdi. Hem merak etmeyin, ben nerede olduğunu biliyorum. Hatta eminim. Biliyor musun? Ya o zaman niye duruyoruz? Lütfen peşinden gidelim. Ozan, lütfen. Deniz, senin bir işin var mı bugün? Yani tek müvekkilim Fitnat Hanım, onunla da telefonda konuşurum. Konuşursun, konuşursun. Hadi gidelim, hadi. Ne olur. Hadi. Gergin olduğunda Özgür buraya mı kaçıyor? Hem de her zaman. Aa, resmen kamp kurmuş, baksana. Dikkat edin. Sevgilime bak sen. Dağa taşa vurmuş kendini. Nasıl daraldıysa. Sen yine de Özgür'ü vahşi bir kurt gibi düşün. Ben sana söyleyeyim. Tamam tamam, merak etme sen. Çok üstüne gitme. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu buraya kamp kurmuş da. Yani bizim malzememiz yok. Biz ne yapacağız? Aa, kim demiş? Var mı? Evet. Aa, gerçekten mi? Tabii canım. Güzel. Güzel. Gördü bizi. Kızmış mı, kızgın mı ha? Yok, çok değil. Bir şey söyleyeceğim. Siz çadırı bana bırakın, gidin. Yemek işini falan halledin. Ben sevgilimi tanıyorsam ben olmaz, yardıma gelir. İyi tamam, öyle yapalım hadi. Olur. Şurayı bastırdım bak. Çıkarma. Kolum bacağım. Deniz. Ya. Deniz galiba bu işlerde. Merhaba beyefendi. Nereden anladınız tam olarak? Çadırdan anlaşılıyor ya. Ağlıyor şu an çadır. Evet. İlk kamp deneyimi. Aa, pardon. Tek başıma ilk kamp deneyimi. Tek başına bir de. Siz maşallah deneyimli duruyorsunuz bayağı. Eski kampçılardınız. Kaç kişi kaldık ki şurada? Yanlış anladınız beni galiba. Kamp konusunda değil, yardıma ihtiyacı olan kadınları bulmakta. Yalnız ben... aşık olduğum kadına yardım ederken... çok büyük keyif alırım ya. Biliyor musun? Aşık oldum derken tırnak içindesin bu arada. O zaman niye bırakıyorsun acaba beni, tek başıma da buraya geliyorsun ya? Valla tırnak... Tamam, uçaklarda bile söylüyorlar bunu. Değil mi? Önce maskeyi kendinize takın diyorlar yani. Benim fabrika ayarlarıma geri dönmem lazım. Yoksa faciaya sebebiyet vereceğim. Benim negatifi şu an böyle daha bayıra salmam gerekiyor. Sen negatifi bana doğru sal böyle. Tek başına değilsin ya. Ben varım, bana doğru sal.
Kıyamam ama sana. Negatifi verirsem ben sana, yeşerirsin burada mı? Hiç gerek yok. İyiyim böyle bir... Anladın mı? Kendime gelmem lazım ama iyi ki geldim bu arada. Sen mi buldun mu lan beni? E tabii. Ha? Yalnız yemek sepetini unutmuşuz. Ne? Hı. Evet ya, benim hatam. Aleleceli çıkınca benim hatam. Asıl haber değeri bu bence. Yani bir duyulursa Ozan Şef'in yanında aç kaldılar falan diye. Üzerimize üzerimize. Zaten geliyorlar da iyice hani 8 sütun manşet. Bir dakika, bir dakika. Aç mı kaldık? Şöyle bir şey var. Kamp kuralı 1. Herkes kendi yemeğini kendi yakalar. Hmm. Pardon? Benim oltam mesela var. Siz düşünün. Benim de var. Ama? Paylaşabilirim. Tamam. O zaman biz oltayı alalım ve kendi yemeğimizi kendimiz yakalayalım Deniz. Kimseye kalmadık. Açalım. Doğa savaşçıları geliyor. Doğayla savaşılmaz yalnız. İşte onu göreceğiz. Çok iyiydi lan balıklar. Kısıtlı imkanlarla. Vallahi billahi afiyetlerle yedim ha. Eyvallah. Ozan ellerine sağlık. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Hayatım eline sağlık. Vallahi çok beğendim. Süper, afiyet Yalnız olsun. Sizi hiç iyi görmüyorum. Yani hızlı girdiniz ama sonunu getiremediniz. Bir estiniz, güllediniz, kükrediniz falan. Bir rüzgar, bir şeyler falan. İki balıkla nakavt oldunuz ya. Tamam işte ya. Estik, gürledik, ekmeğimizi gölden çıkardık. Yedikten sonra biraz ağırlık çöktü. Çöker, çöker. Çöker. Aynen. Sen iyi misin? Ne bileyim, herhalde biraz temiz hava çarptı ama iyiyim yani. Çarpar, çarpar. Niye oluyor biliyor musun? Hı. Tabiat anayı ihmal ediyoruz biz. Ha. O şehrin ışıltılı hayatına kendini kaptırıyoruz. Her gün gece hayatı, bimlemle, o marjinal hayatlar. Hı. Böyle çökersiniz, çarpılırsınız. Her şey olur yani. La Laguna soruluyordu, niye La Laguna hani? Aa işte göl. İlhamı buradan aldık biz yani. İhmal etmemek, o şehrin ışıltılı hayatına çok kaptırıyoruz biz kendimizi. Ben var ya burada köklerimi buldum ya. Çok iyi geldi bana yani. Bebeğim, ben içindeki emekliye engel olmak istemem ama sen çok kök salmadan biz gidelim mi artık? Ben diyorum daha yeni geldik. Köklerimi buldum diyorum, sen gidelim diyorsun. Olur mu bak, ne güzel balık yedik afiyetle yani. Biraz onun hakkını verelim ya. Yakalım. Nasıl, ne yapacağız? Biraz hareket. Offroad mesela. Çok iyi fikir. Of 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 offroad. Niye? Sevmez misin? Sevmez misin? Bayılırım bebeğim. Yaşam biçimi değil misin? Adrenalin bağımlısıyım biliyorsun. Yapmadın mı daha önce? Ama bence bayılırım yani, çünkü sen varsın yanımda. Yalnız bir şey diyeceğim, ben hiç kullanmayı bilmiyorum, süremem de yani. Birlikte yaparız. Ya. Yaparız da nasıl yapacağız? Ayarlamıştım tabii sizin geleceğinizi ben. Nereden bileyim? +3 olduk. Hemen, benim çok bağlantılarım kuvvetli burada, bu bölgede. Hemen çözüyorum bu işi. Bir saniye. Alo. Ne yapıyorsun abi? Ya offroad, biz 4 kişi olduk şu an ya. He. Tamam. Buyurun Özgür Bey. Teşekkür ettim. Rica ederim. Ne zamandır göremiyorduk sizi, özlettiniz. Eskiden offroad çok yapardınız. Derin Hanım'la gelirdiniz. Efsane çiftiniz. Evet ya. Hatta 2 yaz önce Derin Hanım'la karşılaşmıştık. Sizden bayağı söz ettik. Öyle mi, geldin buraya? Evet, hatta yani... Tamam neyse ya, Ozan.
Tamam, neyse çok devam etmeyelim. Yok yok bebeğim ya. Lütfen devam edelim ya. Çok bilgilendirici bir sohbet oluyordu değil mi? Biraz daha anlatsana çünkü ben çıkartamadım derin adamı. Keçi olarak da bilinirdi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu ismi ona Özgür Bey takmıştı. Ne de ne yaptı varmış. O derece. Aa. Araçları aldığımıza dair bir imza alabilir miyim? Tabii tabii şu an boş kağıda bir atarım zaten. Tabii acele etmeyelim ya lütfen bak ben merak ediyorum. Çok derin bir sohbet oluyordu değil mi Deniz? Gidebiliriz. Gidemeyiz. Keçilerle ilgili bana bilgi vermek ister misin? Ya ben hayatımızdaki tek keçiyi fitnat zannediyordum çünkü. Binebilir misin şuna? Ben yardımcı olayım. Hı. Kendim binebiliyorum biliyorsun yani. Biraz keçilerin yüksek. Yaptığı şeyi ben de yaparım bence. Ozan. Bilgi vermek ister misin? Sen bir şeyler biliyorsun da bilgi vermek... Bilgilendirici bir gün oldu benim için. Bir sürü şey öğrendik ya baksana. Baksana, derin bir hayatım varmış böyle, derin derin. Sen orada mısın ya hala Ezgi? Ben oradayım da Özgür. Acaba Keçi Hanım nerede? Yani insan merak ediyor. Sen bence sıkı tutun. Çünkü sallanacağız birazdan. Tutunmayacağım. Sen niye konuyu değiştiriyorsun hep? Çok güzel olmadı mı ya? İyi ki geldik. Evet, bence de. Ozan. Efendim? Derin kim? Hangi? Ozan. Acaba avukat hanım ağzımdan laf mı almaya çalışıyor benim? Ama yani arkadaş kanunları diye bir şey var değil mi? Sonuçta benim arkadaşıma karşı bir takım sorumluluklarım var. Haklısın. İnan bilmiyorum. Yani Özgür eskilerinden biridir herhalde. Ya eskilerden arkadaş işte ya. Böyle çok iyi bir arkadaş mıydı? Beni bir yarışta yenmişti falan öyle tanışmıştık. Öyle. Neden acaba yani bana pek böyle arkadaş gibi gelmiyor bu hikaye? Gelmiyor. Özgür bak işte ya sessiz kalıyorsun. Sessiz kalıyorsun çünkü bana yalan söylemek istemiyorsun. Doğru değil mi? Evet. Yoktan konu yaratıyorsun şu an Ezgi. Neden keçi diyordun? Hayatçıydı. Seviyordu tırmanmayı falan böyle hobi olarak. Başına mı gitti? Öyle isim taktık bize. Öyle başka bir şey yok. Öğren bil ya. Yalnız bu tanımlamalar bana çok tanıdık geldi Özgür. Sanki sana benziyor biraz. Sanki bayan yanlış. Klasik Özgür. Gitsinler ya olsun. Ben yolu biliyorum. Yani umarım biliyorumdur. Ya iyi. Haydi bakalım. Buraya kadar çok güzel geldik de. Ama şu bataklık sürpriz oldu. Şu
ağaç parçasını ben bir kaldırayım önümüzden de. Yani bu normal bir şey değil. Geçemedin mi buradan ya? Yani ben bile geçerim. Sen bile geçer misin? Tabii canım. Ya hatta bir şey soracağım. Sen uğraşma, ben geçireyim buradan bizi. Aa. Evet. Aynen. Ya geçerim tabii ki. Böyle hava atmıyorum, şov yapmıyorum diye. Benim hiç lakabım yok falan mı sandın sen? Keçilerin geçtiği yerden ben var ya. Sekerek geçerim. Şu araçla şuradan sekerim. Ustalık istiyor gerçekten burası. Evet. Şüphen mi var? Güven biraz. Kararlı gördüm seni ama tamam, sendeyiz kaptan. Göster var. Yani geçerim, gerçekten geçerim ama ya ben geçerim. Ama ben diğer insanları da düşünüyorum. Şuraya iki asfalt dökmek çok mu zordu? Hadi bu öyle bir şey değil. Bu off-road yani. Off-road hani yoldan çıkmak gibisinden. Karşımıza çeşitli zorluklar çıkacak. Biz de doğaçlama yaparak ondan kurtulacağız. Aikido gibi yani. Ha ben bilmiyorum bunu. Biliyoruz herhalde. Yani biliyoruz da milleti düşünüyorum. Sadece kendimi değil. Yoksa ben geçerim buradan. Sen atla arabaya. Hadi atla atla. Atla, kemerini tak, sıkı tutun, geliyorum. Daha hiç müdahale bile etmeyeceğim ya, bakalım. Görüşeceğiz. Biraz güven ya. İyi bakalım, göreceğiz. Beni hiç tanımamışsın. Kemerini tak. Kemere gerek yok. Sen uçarsın vallahi, çünkü sekeceğim. Şuradan bir anahtar sağda değil, solda. Yani ben yıllarca farklı araba kullandım. Tamam da bunun mekanizması farklı. Konsantrasyonu basıyorsun. Halledeceğim. Uzun bir süre gaza basman lazım. Çevirirken aynı anda gaza basman lazım. Yaklaşık 10 saniye falan. Hazır mısın? Müdahale bile etmeyeceğim ya. Şu an bakalım neler yapacağız. Haydi bakalım. Çok güzel. Sonraki hamlen nedir Ezgi Hanım? Sağa kırar mısın biraz? Sağa kır, sola. Sağa çevir. Hallediyorum. Oluyordu, kafam karıştı. Yani yoksa ne var o yolda yani? Yani bir tanem, ben seni çok seviyorum. Ama hani niye ki ya? Niye böyle bir şey yaptın ki şu anda? Yani bak hava da gitti şu an. Yani benim daha böyle mis gibi parkur vardı önümüzde. Göstereceğim yerler vardı sana bir sürü. Şu an burada. Günü kaybettik ya. Ne yapacağız şu an biz? Fikrin var mı yani bu konuyla ilgili? Ben yapacaktım yani, kafam karıştı. Orada bir sıkıntı oldu. Niye kötüye odaklanıyorsun ya? Çabamı takdir et. Bir de şurada taş var, onu alırsan. Görüyorum, evet orada taş var yani. Semer vuraydın bir de sırtıma. Aşk olsun ya, ben öyle yardım amaçlı. Çok çok yardımcı oluyorsun gerçekten bazen. Özgür. İnanılmaz yardımcı oluyorsun. Bak şimdi şöyle yapacağız. Lütfen kulağın bende olsun. Bir seferde halledelim. Bak gece burada kalmayalım yani lütfen, tamam mı? Tamam. Ben şimdi buraya bata çıka giriyorum zaten. Zor koşullardayım. Şu an girdim mesela, dize kadar girdim. Şöyle gaza bas dediğimde gaza basacaksın, tamam mı? Bas dediğinde, tamam. Evet. Önce basarsan ben bittim, perişanım yani, ama tamam mı? Ama öyle bu, kafamı karıştırıyorsun. Tamam dedik işte. Tamam ama lütfen yani kulağın bende olsun çünkü başka türlü olmaz, tamam mı? Şimdi ben araya hamlemi yapıyorum. Şuraya taş. Şu an daha bas demedim ya. Dur basma şu an. Dur iki saniye. Bekle. Dur Allah. Dur. Özgür. Dur ezileceğim. Dur çamurun içine girdim. Dur. Gel seni temizleyelim. Gel. Yani... Ya Özgür ama hep senin yüzünden yani. Özgür. Battıysak. Özgür. Batacaksak beraber batacağız. Ama neden? Batacaksak beraber batacağız. Ama neden? Kararlılık. Ya ama. Nasılmış? Nasılmış? Al o zaman.